Allah kahretsin, uyuyakalmışız Simay. Simay uyan, aç gözlerini. Simay. Emir. Emir, ben hiç iyi değilim, ölüyorum. Hayır, ölmek yok. Ölmek yok Simay, hadi. Emir. İşe gitmek istiyorum. Tamam, işe de gideceksin Simay. İstediğim her şeye giymek istiyorum. Ne istersen giy Simay. Emir. Ay, sen ayaklarını çıplak yere mi bastın? Bak işi sürsün sen. Şaka mıydı şimdi bu? Bir nevi intikam da diyebiliriz. Gayet iyisin yani. Hiç bu kadar iyi olmamıştım Emir. Ya. Bak, ayakların çıplak, basma. Ya ne yapacağım ben ya? Ya bir daha denerse? Emir Ağa'nınla karısı uyandı mı? Şey, bilmem. Hadi durma, kahvaltıyı hazırla. Yoğurttan da bir ayran yap, gelin hanım içsin. Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle? Yok bir şey. Dalmışım öyle. Hadi çabuk ol. Aç kalmasınlar. Gelin ablamın ayranına ilaç koyacak. Uf, ne yapacağım ben? Acaba söylesem mi? Günaydın. Günaydın sevgilim. Yalnız durdu muymuşuz ya? Murat, uyuyabildin mi bari? Her şeye rağmen senin yanında mutlu uyanmak mucize gibi. Biz seninle artık her sabah böyle mutlu uyanacağız, sana söz veriyorum. Dün beni geçiştirip durdun. Vedat Kırımlı'ya verdiğin parayı nereden buldun? İpek nereden çıktı şimdi sabah sabah ya? Kredi çektim. Bizim yüzümüzden bankaya borçlandın yani. Ya ne olacak, yavaş yavaş öderiz işte. Hayır. Birlikte ödeyeceğiz. İpek. İtiraz istemiyorum Savaş. Beraber çalışıp beraber ödeyeceğiz. İyi, tamam. Şu an çok daha önemli bir sorunumuz var. Nedir o? Ben çok acıktım ya. Ya sen midenden başka bir şey düşünmez misin? Bir de seni düşünüyorum işte. Hı? Hadi o zaman, kaytarmak yok. Sen ekmek almaya git, ben de kahvaltı hazırlayayım. Hadi. Hadi hadi. Baş baş. Sevgili pomponlar, birazdan sizleri keyifli bir odun ağı videosu bekliyor. Bugün Eymir'deyiz. Birazdan odun ağımızın bisikletle düştüğü komik halleri göreceksiniz. Hazır mıyız? Kendisi birazdan burada olacak. Eminim takım elbiseyle gelir. Onu da eşofman ne arasın? Odun ağı diyor, yontuluyor diyor. Pehlivan şuna bak, her şeyi çekmiş. Yarınki maceramızın içeriği, odun ağa bisiklet sürüyor. Yani daha doğrusu süremiyor. Bir türlü yontulamayan odun ağa sizi gülmekten öldürecek. Görürsün sen şimdi. Çok komik bir video izlemeye hazır olun canlı. Görüşürüz.
Ne oldu? Neden şaşırdın? Yok canım. Şey, eşofmanın çok güzelmiş. Ya Yasemin, bisiklete binmesek, hava da çok güzel. Yürüsek gölün kenarında. Olmaz. Buraya bisiklete binmek için geldik. Ya ben bu bisiklete binme konusunda pek iyi değilimdir. Olsun. Ben sana öğretirim. İyi, tamam o zaman. Tamam. Bisikletleri şuradan kiralıyoruz. Hadi çocukluğumuza dönelim. Tam da tahmin ettiğim gibi. Odun'a bisiklete binmeyi bilmiyor. Çok eğleneceğiz. Bak Berin, burası da benim odam. Savaş bana ver. En azından babanla aranı düzeltene kadar güvenli bir yerdesin. Merak etme, gayet iyiyim. Aa, İpek dur. İlaçlarını almamışsın, onları getirdim. Bak 12 saatte bir içeceksin, tamam mı? Unutma sakın, aklım sende kalmasın. Tamam, iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın bebeğim. Ben artık gideyim. Babam buraya geldiğimi duyarsa köpürür. Hele size bir de poğaça getirdiğimi duysa bittik. Ya şey, Berin babam nasıl? Hem üzgün hem kızgın. İpek hala aynı fikirde misin? Dönmeyi düşünmüyor musun? Sen yine de tekrar düşün, olur mu? Baban senin iyiliğini istiyor. Hadi ben kaçtım. Seni nasıl korkuttum ama? Çok mu komik küçük hanım? Evet, çok komik. Simay, Simay ne olur ölme Simay. Tamam. Bana hiç öyle bakma. Sen de bana aynısını yaptın. O olsun. İyi, ödeşmiş olduk. Ama bak, bana verdiğin sözleri unutmak yok. Artık işe gidebilirim. İşe gitmek yok. Allah Allah. Başka bir arzunuz? Sözümden çıkmayacaksın. Allah Allah. Çıkarsam ne olur? Eğer sözümden çıkarsan seni dudaklarından öperim. Anlamadım. Bunun anlaşılmayacak bir şey yok. Eğer yapma dediğim şeyleri yaparsan seni dudaklarından öperim. Deneme gör. Söylemesem mi acaba ya? Ya sultanım da bir daha zehirlemek isterse gelin ablayı? Of. Yaren! Neredesin kız? Gel buraya. Geline ayran yaptım. Al bunu götür. Hadi binsene. Niyeyse çok heveslisin. Ben bayılırım bisiklete binmeye. İlk sen bin o zaman. Olmaz. Sen alsın. Video çekmek yok. Ya niye? Ne olur. Güleriz sonra. İnternete falan koyma o zaman. Aa. Ya ben yapar mıyım öyle şey? Sadece ikimiz için. Hatıra niyetine. Hadi bin. İyi tamam. Gölün kenarında görüşürüz. Ya bu hani binmeyi bilmiyordu bisiklete? Of. Ya ben şimdi nasıl komik video çekeceğim? Bu evden gidersen bir daha geri dönemezsin İpek!
Aslan nereye? Aslan! Bu kim ya? Ne oluyor? Buyurun, kime bakmıştınız? Merhaba bacım. Biz savaşa bakmıştık. Ama evde yok galiba. Yok, hayır. Kim geldi diyeyim? Kamuran dersen o anlar. Tamam, ben iletirim. Biraz bekleyelim. Gelir belki. Siz savaşın nesi oluyorsunuz? Arkadaşı sayılırız. Oo, hem güzel hem hamarat maşallah. Lütfen evimden gider misiniz? Rahatsız ettik, kusura bakma. O savaşa söyle bizi bulsun. Bunlar da kim şimdi ya? Nasıl ya? Şimdi hakikaten yok mu Paskalya çöreği? Buralarda pek gitmiyor kardeş. Getirmiyoruz o yüzden. Allah Allah. Ama bak sen yap, her gün bir tane alacağım söz. Efendim aşkım, ne oldu? Eve iki tane tuhaf adam geldi, seni sordular. Kim onlar ya? Birinin adı Kamuran'mış. Aşkım çabuk gel, ne olur, çok korkuyorum. Tamam aşkım, korkma, geliyorum ben hemen. Lan Allah kahretsin, kesin tefeciler geldi. Kardeş ekmek almayacağım mı? Sen iyice çığırından çıktın ha. Ne demek senin dudaklarından öperim ya? Böyle bir şey olamaz. Ben sözümde dururum. Emir, bak beni delirtme. İstersen mineye tek giy. İstersen işe git. Ama bunları yaparsan seni öpmemi istiyorsundur. Saçmalama. Bence sen beni öpmek için bahane uyduruyorsun. Bunu istesem zaten yapardım. Beni böyle yıldıramazsın Emir ağa. Deneyelim istersen. Bugün işe gidecek misin? Niye sordun? Eğer gideceksen seni ben bırakayım. Ne dersin? Ama iyi düşün. Sonra pişman olma. Yok canım, sağ ol. Almayayım. İşe falan gitmeyeceğim. Güzel. Ben bir saunaya gideyim o zaman. Gıcık. Ne olacak? Yara? Gelin abla. Aa, bana ayran mı getirdin? Ay canım çok çekti şimdi. Getir getir içeyim. İçmesem mi acaba? Niye? Ay getir içeceğim. Yok. Olmaz. Yara için verir misin şunu? Yok, olmaz, veremem. Yara ne oluyor? Ver şunu. İçme sakın. O ayran ilaçlı. Yara. Ne diyorsun sen? Ne ilacı? İçmedin değil mi? İçmedim de. Ne ilacı bu? Şey... Yaren! Ne oluyor? Aslan dur! Aslan dur, böyle olmaz! Ne demek olmaz? İpek benim kızım ve evine geri dönecek. Böyle yaparak İpek'i geri getirebileceğini mi sanıyorsun? İpek sana iyice kızacak. Onu kaybedeceksin Aslan, yapma böyle, ne olur. Hem sen kızına güvenmiyor musun? Ben kızıma güveniyorum. Ama o çocuğa güvenmiyorum. Ya ben gittim gördüm, ayrı odaları var. Merak etme, Savaş öyle bir çocuk değil. Berin, söz konusu kızımsa ben kimselere güvenemem. Aslan, sen dün ipeği neredeyse Savaş'a veriyordun. Ne oldu da birdenbire her şey değişti? Vedat Kırımlı'ya olan borcunu ödedi diye mi bunların hepsi? Berin, anlamıyorsun. Savaş haddini fazlasıyla aştı. Asıl sen anlamıyorsun. Böyle davrandığın sürece ipeği kazanamazsın Aslan. (Gülüyor)
Sevgilim, iyi misin? Savaş, çok korktum. Tamam, korkma, buradayım ben. Kimdi onlar? Şey, ben arabayı tamire verecektim de almaya geleceklerdi, onlardır herhalde. Emin misin? Hiç tamirciye benzemiyorlardı. Başka kim olacak ya? Da sen yine de, ben evde yokken yani bu ara kapıyı falan açma, tamam? Yani ne olur ne olmaz. Tamam tamam. Hadi sen içeri geç, ben çay getireyim. Oğlum neredesin sen? 2 saattir arıyorum seni. Bak, bu senedin tarihi daha gelmedi. Adamlar kapıya dayanmışlar. Ha, gözdağı veriyorlar diyorsun yani. Ya tamam, merak etme, zamanında ödeyeceğim ben. Tamam. Haydi görüşürüz. Kimdi o aşkım? Bir arkadaş ya. Nerede kaldı bu kız ya? Kaç dakika oldu, daha gelmedi. Hay Odun Ağa dedik. Bisiklete binemez dedik. Adam ışınlandı ya. Resmen ışınlandı. İnanamıyorum. Uf, ayaklarım da darman kaldı. Büyük ana nasıl bu kadar ileri gider? Nasıl böyle bir şey yapar, aklım almıyor. Emin misin Yara? Eminim. Kendi gözlerimle gördüm. O ayranı içsin diye tutturunca şüphelendim. Bu kadın resmen delirmiş. Seni hamile zannediyor ya. Bebeğin canını kıyacak. Ama bu yaptığı canilik. Ben onun yüzünden ölebilirdim. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bu dediklerimi büyük ana duysa öldürür. Merak etme. Kimse bir şey duymayacak. Sana bir şey olacak diye çok korktum gelin abla. Sultanım yardım edin. Gelin abla, iyi misin? Çalışmak ne demek ya? Böyle bir şey olamaz. Şimdi de kıyametler kopacak. Ne oldu? İçtin mi ayranını? Mideni temizlesin diye yaptım. İçmedim. İçmem de. Bu kez ne koydunuz içine? Hı? Zehir mi, ilaç mı? Tabii. İlk sefer öldürmeyi beceremediniz. Şimdi tekrar deneyeceksiniz. Ne yani? Şimdi İpek'le abim aynı evde mi kalıyor? Yok artık. Vallahi Savaş telefonda kendi ağzıyla söyledi. Aslan Bey ne diyor bu duruma? Dün kız istemeye gittiğimizde resmen bizi kovdu. Şimdi birlikte yaşamalarını ne diyormuş? Orasını bilmiyorum. Ama durum bu. İkisi de kafaya koymuş. Evleneceklermiş. Ha. Hatta para biriktirmek için iş arıyorlarmış. Hadi abim, neyse de. O İpek o cılız vücuduyla hiçbir yerde çalışamaz. Bak söylüyorum, o kız sakatlanacak, abimin başına kalacak ha. Doğru konuş kız. O senin yengen sayılır. Baksana, aynı çatı altına girdiler. Oğlumuzu resmen kız kaçırdı ha. Ay ben bir adamla aynı evde yaşamaya başlasam kıyameti koparırsın baba. Oğlun yapınca maşallah. Oh ya. Bacaklarını kırarım vallahi senin ha. Savaşın durumu ayrı. Onlar evlenecek. Ay evlensinler de kurtulalım vallahi. Bu iş iyiliğinin yarından çıktı. Hadi hayırlısı. Tek Savaş'ın mutsuz olmasın da. Hanımlar,
Çeneniz değil, eliniz çalışsın. Bunlar akşama yetişecek. Hadi. Demek evcilik oyunu da oynamaya başladınız. Ben size gösteririm. Aşkım baksana. Bir iş ilanı buldum. Bir emlak ofisinde satış temsilcisi aranıyormuş. Sence yapabilir miyim? Yaparsın aşkım ya, yaparsın. Da ben öyle gazeteden bulduğun işe falan yollamam seni. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Ben çalışır sana bakarım. Senin bir şey yapmana gerek yok. Savaş, ben böyle bir şeyi kabul edemem. Madem evleneceğiz beraber çalışacağız. Ya iyi de hayatım. İtiraz yok. Hem anlaşmıştık, kredi borcunu beraber ödeyecektik. Hem sen o parayı babamlar kırımlara borçlu kalmasın diyecektin. İyi tamam. Da öyle her yerde olmaz. Önce ben bir bakacağım, uygun mu değil mi diye karar vereceğim. Aşkım, iş ilanı arayan benim. Olmaz. İyi de patronlar seni soygundan bakıp başka birini işe alırsa ne olacak? Sonuçta bulunma sint kumaşı değilim. Vallahi benim için öylesin. Dalga geçme, değilim işte. Geçmiyorum ya. Vallahi öylesin. Pardon. Efendim Faruk. Ya iyiyim, nasıl olayım? Nerelerdesin, ne yapıyorsun? Kızın şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Başına bir şey mi geldi acaba? Ne oldu? Yoruldun mu? Ne yorulacağım be? Ördekleri gördüm, bisikletten indim bakmak için. Sen bu bisiklete binme olayını pek beceremiyorsun galiba. Gelip alayım mı seni? Yorma kendini buraya kadar. Bir kere ben çok güzel binerim bisiklete. Bak gör şimdi. Ah! Yasemin! Yasemin! İyi misin? Ne diyorsun sen gelin? Haddini bil. Ben haddimi gayet iyi biliyorum. Bilsen böyle konuşmazdın. Sultanım! Sultanım! Benden kaçtığınıza göre suçunuzu kabul ediyorsunuz demek. Kendi evimde senden mi kaçacağım? Yaren Pehlivan, bize biraz müsaade eder misiniz? Sultan Hanım'la konuşacaklarımız var. Şey, tabii yenge, ben bir şey oldu sandım da. Yok bir şey. Çıkarken kapıyı da kapatır mısınız? Tabii yenge, kapatalım. Yürü kız. Ne oldu kız? Yengem niye kızdı büyük anaya? Bilmem ki. Siz benden kurtulmaya çalıştınız. Beni öldürmek istediniz. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Çorbama ilaç katıp beni uyuşturdunuz. Ama hata bende. Dünkü o iyi tavırlarınızdan bir şeyler karıştırdığınızı anlamalıydım. Deli mi ne? Bana bak. Kafandaki bu saçmalıkları sakın Emine anlatayım deme. Ne oldu sultanım? Korktunuz mu? Ama merak etmeyin. Kimseye bir şey anlatmayacağım. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsanız, yani benim canıma kast ederseniz, sizi polise şikayet ederim. Polise mi? Ne oluyor burada? Simay nerede? Sen benden kurtulmak için iftira atıyorsun. Asıl siz benden kurtulmak istiyorsunuz. Ne konuşuyorlar içeride? Özelmiş hanım. Yenge çıkın dedi. Çok kötü kalacak Pehlivan abi. Bana bak. Ne oluyor burada? Ne diye bağırışıyorsunuz? Ne?
Hayırdır Müjgan, nereye böyle? Sarma yaptım ya, Savaş çok sever. Ona da götürelim dedim. Sarma bahane olmasın hanım. Sen şuna teftişe gidiyorum desene. Ne münasebet canım? Yapmam ben öyle şeyler. Hadi hadi. Yeme beni. Onların özeli beni ne ilgilendirir İbrahim? Allah Allah. Bana ne onların özelinde? Tamam tamam, hemen celallenme. Anne. Hazırım ben. Hadi teftiş başlasın. Bakalım Savaşlı İpek aynı evde neler yapıyorlar. Berihan. Hani onların özeliydi? Hani teftişe gitmiyordun sen? Ay tamam İbrahim, gelmeyin üstüme. Ne yapayım, merak ettim. Hadi kızım hadi. Al şu çantayı. Hadi. Ne oluyor ya? Ne bu neşe? Bil bakalım ne oldu? Ne oldu? Faruk yeni şiir kitabı mı çıkartmış? İmza gününe mi çağırıyor? O Faruk bu Faruk değil ki. Hem sen şair olan Faruk'u nereden tanıyorsun? Ben sana hiç bahsetmedim ki. Yoksa birileri benim sosyal medya hesaplarımı mı incelemiş? Kıskanç seni. Vay canım, ne kıskanacağım ya? Gözüm kaymış. Belli belli. Bu Faruk ne istiyormuş? Bu Faruk'un bir firması var. İşte orada bana uygun bir pozisyon varmış. Maddi durumunda iyi olmadığını bilince yardım etmek istemiş. İyi, gidip bir görüşelim o zaman. Sonuçta arkadaşımmış. Ya aşkım, ben yalnız gitsem olur mu? Şimdi çocuğa güvenmiyormuşuz gibi. Ya hadi ama bakma öyle. Çocuk bana resmen iş vermek istiyor. Şimdi ayıp olmasın. İyi tamam, hadi hazırlan da bırakayım seni. Anlaştık. Ne giysem acaba? Ya sık şunu iyice, sık. Daha fazla kanamasın. Ah! Ya kan lekesi çıkmaz ki. Ya yenisini alırız, ne olacak? Ay çok acıyor ya. Dur. Ben bisikleti bırakayım. Arabayla gelir alırım seni, tamam mı? Hayır hayır, ben bisiklete binerim. Ah! Bu halde mi? Ya iyiyim, tamam. Ah! Ya gel, kucağıma alacağım. Hayır hayır, olmaz. Ben kendim giderim. Ah! Sadece sıkı tut, tamam mı? Tutmasam ne olacak? Zaten düşüyorsun. Ya yokuş çok dikti, ne yapayım? Çık çık bitmedi, yoruldum. Gel gidelim kafeye. Ne oluyor dedim? Yok bir şey Emir. Sultan Hanım'la sohbet ediyorduk. Ne konuşuyordunuz? Aramızda. Ne oldu gelin hanım? Beni neyle suçladığını söyle. Torunum da duysun. Anın telefonu çalıyor. Nerede ki acaba? Simay ne diyor babaannem? Ne suçlaması? Yoksa dilin varmadı mı söylemeye? Sultan Hanım. Lütfen. Karın delirmiş. Onu öldürmeye çalıştığımı söylüyor. Nasıl da inkar ediyor? Babaanne sen ne diyorsun? Duydun işte. Ben böyle iftira görmedim. Simay, doğru mu bunlar? Beni evden göndermek için her şeyi yaparsın, değil mi? Size gerçekten inanamıyorum Sultanım.
Biri bana burada neler olduğunu anlatacak mı? Güya ben karının çorbasına toz katmışım. Onu öldürmeye çalışıyormuşum. Toz mu? Ben toz falan demedim Sultan Hanım. Onu şimdi siz söylediniz. Demek toz kattınız. Kuru iftira. Siz beni hamile sanıyordunuz. Beni ve bebeğimi öldürmek için böyle bir plan yaptınız. Yalan. Simay. Babaannem çocuğumuz olacağını duyduğu zaman nasıl sevindi sen de biliyorsun. Emir'cim, planı ortaya çıkmasın diye o kadar iyi davrandı. Başka ne olabilir? Simay. Babaannem asla öyle bir şey yapmaz. Olabilir mi hiç Emir? Tamam. Ben sizin evlenmenizi istemedim ama birinin canına kıyacak kadar gözüm dönmedi benim. Ya siz benim kardeşimi öldürmesi için torununun eline silah vermiş kadınsınız. Sizden her şey beklenir. Karın bana kinlenmiş. İçindeki nefreti kusuyor. Saldıracak yer arıyor. Yere düştüğümde bana yardım etmediniz. Etrafımda akbaba gibi dolandınız. Ama hiçbir şey yapmadınız. Gördüm. Hatırlıyorum. Hayal görürsün. Ben seni öyle yerde yattığını görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Bana inanmıyorsan kocana sor. Simay sen o an çok kötüydün. Yanlış hatırlıyor olabilirsin. Emir, gayet iyi hatırlıyorum. Babaannen bana yardım etmedi. Bak ben babaannemi gördüğümde perişan haldeydi. Eli ayağı titriyordu. Tamam. Konu kapanmıştır. İkinizden de özür dilerim. Kafamı çarptım ya. Saçmalıyorum işte. Bu işin içinde bir iş yok değil mi babaanne? Delirdin mi sen oğul? Sen beni hiç mi tanımadın? Bak eğer öyleyse... Senin için hiç iyi olmaz haberin olsun. Göz göre göre yalan söylüyor ya. Ben öyle bir şey yapmam. Umarım öyledir. Kim arıyor? Christine Hanım. Allah'ım. Ben bu Christina ile olmasın diye adaklar adadım. Sen bana daha kötüsünü yolladın. Öyle deme büyük ana. Simay yengen başka. O Christina Hanım gibi değil. Daha da beteri. Thank you.
İşte burası. Bayağı filliymiş ha. Gözün tuttu mu? Yani tuttu gibi. Bir şans öpücüğü alayım. Kolay gelsin. Bekleyeyim seni. Uzun sürebilir. Sen dön, ben gelirim. Hadi bakalım. Gel otur şöyle. Ayağını da uzat. Nasıl, daha iyi misin? İyiyim ya. Bir şey yok. İyi. Sen beni burada bekle. Ben arabayla gelip seni alacağım, tamam mı? Hı, tamam. Yusuf. Ha. Ya sen hani bisiklete binmeyi bilmiyordun? Bilmiyordum. Yani çocukluğumdan beri binmedim. Yıllar oldu. Unuttum sandım. Maşallah. Unutmamışsın. Benim hallerimi çekip millete izletemediğin için özür dilerim küçük cadı. Ya, hiç onun ağa videosu çekemedim. Takipçilerim azalmasa bari. Selam babalar. Biliyorum bütün gün benden video beklediniz. Ama ne yazık ki çekemedim. Çünkü bizim odun ağa bisikletçi çıktı. Ama merak etmeyin. Yeni videolarla çok yakında karşınızda olacağım. Odun Ağa'nın maceraları devam ediyor. Takipte kalın. Bye. Ya. Hoş geldin. Alabiliriz. Yani şimdi ben işe alındım mı? Bu pozisyon için senden daha iyisini bulamayız. Eğer şartlar uygunsa senin için. Tabii uygun. Yani bu şartlarda daha iyi bir iş bulamazdım. Çok teşekkür ederim. O zaman aramıza hoş geldin. Pişman olmayacaksınız. Avans falan istersen çek yazabilirim. Şimdilik gerek yok, sağ ol. Fikrini değiştirsen buradayım. Bu tefeciler rahat durmayacaklar. Perihan! Kızım, karıştırma ortalığı, ayıp. Anne, bunlar bildiğin kendilerine düzen kurmuşlar ha. Oğlum? Anne, ne yapıyorsunuz siz burada? Teftişe geldik. Ay, ne teftişi kızım? Oğlum, sarma yapmıştım. Sen seversin diye sana da getirdim. Hadi be. Vallahi çok iyi yapmışsınız ha. Yine sağlık anneciğim. Ne oğlum? Nişanlın sana yemek yapmıyor mu yoksa? Bana bak oğlum. Buralarda aç kalmıyorsun değil mi? Tamam, anlaşıldı. Babam İpek'in burada olduğunu söyledi değil mi? Nerede kalıyorsunuz? Birlikte mi uyuyorsunuz? Saçma sapan konuşma kızım, Allah Allah. Odamı verdim ona, ben de salonda yatıyorum. Benim oğlum öyle her şey kesinleşmeden kimsenin günahını almaz. İyi yapmışsın, aferin. Anneciğim,
Ben biliyorum senin bu işte pek gönlün yok ama ben sana yine de söyleyeyim. Yani dünya yıkılsa ben İpek'ten vazgeçmem. Ay çok romantik. Vallahi romantik mi değil mi bilmiyorum ama gerçekler bunlar Perihan Hanım. Neyse çıktım ben. Siz kapıyı çekersiniz. Ha. Bak sakın içeriye girip odayı falan karıştırayım deme. Çok meraklıydım odasına. Ha? Tanıyorum ben seni. Şimdi bana bak. O çırpı bacak kesin buna büyü yaptı ha. Ne yapıyorsun Simay burada? Ne yapayım Emir? Sinirden çatlıyorum. Simay sakin ol. Sakin falan olamam. Ya ben sana gerçekleri anlatıyorum. Babaannen yalan söylüyor. Ama tabii sen bana inanmıyorsun. Babaannem öyle bir şey yapmaz. Ya sana yaptı diyorum, yaptı. Çorbama ilaç kattı. Sonra da ben düşündü bana yardım etmedi. Yanlış hatırlıyorsundur Simay. Emir doğru hatırlıyorum. Hem ben sana bunları söylemeyecektim bile ya. Biz aramızda konuşuyorduk. O kadın sırf suçunu bastırmak için sana söyledi. Babaannem böyle bir şey yapmadığını söylüyor. Yalan söylüyor! Simay sakin ol! Sakin falan olamam Emir ağa. Git babaanneninle konuş. Ben benim canıma kasteden biriyle aynı evde yaşayamam. Gelsin benden özür dilesin. Bir daha da benimle uğraşmasın. Yeter! Uzatma artık. Babaannem öyle bir şey yapmadı yapmaz. Peki. Senin dediğin gibi olsun. Ben zaten kimim ki? Evlenmek zorunda kaldığın düşman ailenin kızı. Ama şunu bil Emir. Babaannen ve ben bu eve fazlayız. Ya o gider ya da... Hiç kimse bir yere gitmiyor. Ben konuşup bu durumu halledeceğim. Niye açmıyorsun? Açacağım. Bay Christina. It's been a long time. Demek sevgilinle görüşmeyeli uzun zaman oldu. İyi. Güzelce hasret giderin o zaman. Christina, don't call me again. Bye. Okay, Christina, okay. Şey... bunu size verecektim. Bu ne Aren? Zehra. Büyük ananın odasında buldum. Benden duyduğunuzu söylemeyin. Ama gelin abla haklı. Merak etmeyin. Yeni videolarla çok yakında karşınızda olacağım. Hala video çekiyor ya. Hala. Takipte kalın. Bye. Nasıl bir cadısın sen? Ya kızım, adam resmen uçtu diyorum, uçtu. Ya işte bu bisiklete binmeye çalışırken düşecekti. Ben de onun videosunu çekecektim. Beceriksiz ağa diye paylaşacaktım. Ama olmadı. Ben düştüm. Ya kızım, hatta kucağıma alayım öyle götüreyim dedi. Yok artık dedim, olmaz öyle şey. Ha? Ay, haklısın ya. Yeni video konuları bulmak lazım. Nasıl yapsak? Ay dur, geliyor. Tamam, hadi görüşürüz sonra. Ya sana da böyle çok zahmet oldu. Ne demek? Görevimiz. Sen aslında
hiç göründüğün gibi bir adam değilsin. Sen de öyle. Yani şey, seninle vakit geçirmek gerçekten çok eğlenceli. Sağ ol. Seninle de öyle. Biz seninle yarın da buluşur muyuz? Olur. Buluşuruz. Ama bu sefer benim istediğim yere gideceğiz. Tamam. Sen bana video çekmek için komik malzeme var da ben nereye istersen gelirim. Odun Ağa. Yarın da ben senin filmini çekeceğim Yasemin Hanım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sabah eve gelmişsiniz. Kendimizi bir hatırlatalım dedik. Kardeşim hatırlatın da daha senedin günü gelmedi. Tarihi öne çektik. Patron parayı erken istiyor. Olmaz öyle şey. Senette hangi tarih yazıyorsa o zaman veririm. Öyle mi? Maaşım çok iyi Berri. Sezen diye bir kız var. Sabahları o alacak beni. Çok iyi oldu bu iş. İhtiyacımız vardı biliyorsun. Berin sonra konuşuruz olur mu? Kapatıyorum. Ne oluyor orada ya? Hadi eyvallah. Şşş. Ağır ol bakalım. 10 gün içinde 20.000 lira ödemezsen olacaklardan sorumlu değiliz. Patron böyle dedi. Savaş. Savaş. İyiyim aşkım, korkma. Niye bana söylemedin? Kredi falan çekmedin değil mi? Parayı o adamlardan aldın. Hepsi benim yüzümden. Babaanne, bunu karıma nasıl yaparsın? Ne diyorsun sen oğul? Bunu odamda buldum. Sen benim odamı mı karıştırdın? Onu bırak şimdi. Bu ne bu? Bir karışım. Ne karışımı? Ağrılarıma iyi gelsin diye içiyorum. Gelinin ilgisi yok. Niye saklıyorsun o zaman? Sana soruyorum, cevap ver. Ben o gelinin soyundan torun istemiyorum. Ya bunu Simay'a nasıl yaparsın? Ölebilirdi. Ya bir şey olsaydı ona? Olmadı işte. Ona bir şey olmaz, merak etme. Niyetim karını öldürmek değildi. Karnındaki bebeği düşürmekti. Hemen gidip ondan özür diliyorsun. Asla bunu yapma. O zaman bu evde kalamazsın. Beni benim evimden mi kovuyorsun? Ben evimde karımı öldürmeye çalışan birini istemiyorum. Emir! Ya gider özür dilersin ya da buradan gidersin. Son sözüm bu. Asla özür dilemeyeceğim. Yaren! Buyur ağam. Hemen gidiyorsun Sultan Ana'nın eşyalarını hazırlıyorsun. Memlekete dönüyor. Allah kahretsin. Bizi düşürdüğün şu hallere bak. Gelin hanımı çağır. Özür dileyeceğim. Yaren dur, gitmiyorsun. Sultan Ana Simay'ın ayağına gidip özür dileyecek. Senin yüzünden ben de karıma bir özür borçluyum. Yürü gidiyoruz.
Bugün teklif ettiğin avans hala geçerli mi diye soracaktım. Biraz daha fazlası. 20.000. Tamam. Muhasebeyle görüşürüm. Bu iyiliğini unutmayacağım. Kiminle konuşuyordun? Berin. Hadi. Yeni işini kutlamıyor muyuz? Kutluyoruz. Kerim, sen bu kızdan hala ne istiyorsun? Benim olanı. Kalbini istiyorum. Çok pişman olacaksın Emir. Sen beni boş ver. Kendi günahların için tasalan. Bana inanmadığın için teşekkür ederim. Sana yeni hayatında mutluluklar.